Kum TV yayında Faruk Aslan bugün size Türkiye'de yaşanan askeri öğrenci dramı ile ilgili bilgi verecek. Evrensel olarak ve Türkiye'nin kanunlarına göre askeri öğrenciler masum. 15 Temmuz 2016'da başlayan fitne, fucur ve fesat döneminde rejim tarafından dayatılan suç tamamen void. Yani geçersiz, hükümsüz. Neden olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yargıtay 16. Dairesi emsal olacak bir karar vermişti geçen sene ve askeri öğrencilerin hepsinin serbest bırakılması gerekiyor. Müebbet ile hapiste tutulması gerekmiyor. Katledilmesine seyirci kaldınız, yavrularınıza mı yanalım? Hiçbir suçu olmadığı halde müebbet alan harbiyelere mi yanalım? Yoksa onların seslerini duymaları için yeterince destek olmayan Türk halkına mı kızalım? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hukuksuz şekilde müebbet verilen askeri öğrenci Dinçer Sakıoğlu'nun derhal tahliye edilmesine karar verdi. Karar tüm askeri öğrenciler için emsal teşkil ediyor. Rejim tüm askeri öğrencileri serbest bırakması gerekirken dün yine gözaltına aldı askeri öğrencileri. Evvelsi gün yine aldı. Daha önceki ay 14-15 yaşındaki askeri öğrencileri cezalandırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verdiği karar tüm askeri öğrencileri kapsadığı gibi tüm Türk halkını 83 milyonunu da ilgilendiriyor. Askeri öğrenciler bu garabet içinde kaldılar ve her şeyin farkındalar. Maçın kazananı Adalet takımı, Saray, MİT, Erdoğan, Akar filan takımı değil. Noktayı burada koyalım. Bütün milletler nezdinde Birleşmiş Milletler dahi duruma müdahale etti. Bu kadar da şerefsizlik olmaz, bu kadar da adaletsizlik olmaz dedi. Ve alınan karar tanınmalı ve uygulanmalı. Evrensel hukuk işlemeli. Masum askeri öğrenciler üzerinde oynanan kirli oyun son bulsun. Harbiyeliler için Birleşmiş Milletler kararı dikkate alınmalıdır ve yürürlüğe konulmalıdır. Bütün insanların bunu savunması gerekir parti pırtılarında. Tutuklu askeri okul öğrencilerinin aileleri, anneleri, babaları Birleşmiş Milletler kararını uygulayın, evlatlarımızı tahliye edin diye girişimde bulundu. Özgür bir güvercin gibi kendi vatanımda uçmaktan korkuyorum. Çünkü beni gökyüzünden aşağı indirecek zalim insanlar var. İnsan demeye bin şahit ister. Askeri öğrenci Burak'ın annesi Fatma Hanım gözyaşları içinde dün video çekti. Pek çok harbiyeli annesi de dile getirdi. Evlatlarını özleyen anneler, gülüşleri soldu. Hüzün, matem, yasya yerleşti. Çocuğunu vatan millet savunması için askeri okula göndermiş, 13-14 yaşlarını teslim etmiş bu vatansever anneler terörist diye fişlendi rejim tarafından. Hulusi Akar ve Abidin Ünal tarafından Yalova'da kamptan harbiyeler alındı, gönderildi köprüye. Sadece onlar mı? Muharebe Astsubay Okulu'nun öğrencileri, Hakan Fidan'ın mezun olduğu okulun öğrencileri de mağdur edildi. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Türk ordusu Gladio operasyonuna maruz kaldı ve 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri tam yıkıldı. Kaç gülüş soldu, kaç hüzün yerleşti. Annelerin bakamaya kıyamadığı güzel çehreler yaşlandı. Yaşlandı çocukluğumuz. Değerlerimiz yıkıldı. Askeri öğrenciler ülkemizin göz bebeğidir, geleceğidir. Birleşmiş Milletler bile bunun farkına vardı ve harbiyeliler masum kararı verdi. Erdoğan'ın uyguladığı ötekileştirme, şeytanlaştırma, dışlama, ayrımcılık, nefret, faşizm suçları gittikçe büyüyor. Zillet içinde Erdoğan haramileri. 15 Temmuz Zillet İttifakı. Yüzlerine 83 milyonun tükürmesi gerekirken hala konuşuyor bu diktatörlük. Erdoğan
Bir de utanmıyor. Zillet ittifakı diye kendisine muhalif olanlardan bahsediyor. Ardından da diyor ki hiç kimseyi dışlamayacağız. Ötekileştirmeyeceğiz diyor AKP'nin genel başkanı. Bir partinin lideri. Devlet başkanı zaten olamaz. Diploması yok zaten olamaz. Zakkum için içsin inşallah cehennemde diyorsunuz. Annesinin bakımaya kıyamadığı o güzel askeri öğrencileri kıydınız. Ülkemizin en zeki genç dinamik çocukları yıllardır bir iftira altında dört duvar arasında, yurt dışında, sürgünde, Türkiye'de kendi öz vatanında palya muamelesi görüyor. Çekin ellerinizi evlatlarımızın üzerinden. Masum mu çocuklar? Anlayın artık. Akıl alır gibi değil. Bu çocuklar müebbet aldı. Ve kimsenin umurunda değil. Uluslararası karar mercileri, ülkemizdeki Yargıtay 16. dairesi dahi karar kabul etti. Ve bu karar arkadaşlar emsal. Çünkü harbi edilen askeri öğrencilerin davası bir dava. İki tane dava yok. Savunmalar belli. 5000 sayfalık iddianame yazmışlar. Hiç utanmamışlar. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu görmemiz gerekiyor. Askeri öğrenciler rüyasında bile darbe görmezler. Erdoğan Efendi 10 bin kişiyi toplayıp koronavirüs döneminde 7. kongresini yapıyor. Yalancı, sahtekar. Fransız Devlet Başkanı Macron bile diyor ki Erdoğan'ın medyası yalan doğan yazıyor, çarpıtıyor, algı yapıp Türk toplumunu ve bizi aldatmaya çalışıyor diyor Macron. İki yüzler diyor. Bizle konuşurken başka konuşuyorlar, Türkiye'de başka konuşuyorlar diyor. Melek Çetinkaya diyor ki, Furkan'ın annesi, bir zamanlar hayalimdi. Düğünlerinde Furkan'a üniformasını, kızıma da doktor ünlüğünü giydirmek, babaanne olmak, anneanne olmak, torunlarımı şımartmak. Şu anda tek istediğim şey, evlatlarımın sağlıklı bir şekilde özgürlüğü. Hayallerimin katilisiniz diyor Melek Çetinkaya. Herkes Melek Hanım'a diyor ki, kendine dikkat et. Niye dikkat edeyim diye soruyor. Ne yapıyorum ki ben? Ben bir anneyim. Masum olan evladımı savunuyorum. Öldürmek isteyen varsa buyursun gelsin. Ben yaşamaya çok meraklı değilim. Tek istediğim evlatlarımın tahliyesini görmek. Başka bir hayal kalmadı sayenizde. Caniler gibi, vahşi hayvanlar gibi kafeslere tıktınız. İşkencelerden geçirdiniz masum çocukları. Darbeci arayan saraya baksın, MİT'e baksın, İT'e baksın, haramilere baksın, 5 tane Erdoğan'ın teş kasasına baksın. Karunlara, firavunlara, ülkemizi domuz gibi yiyenlere baksın. Parti pırtıcılık oynayıp da bunları dile getirmeyenlere baksın. Hiçbir siyasi parti askeri öğrencileri savunmuyor. Niye parti kuruyorsunuz o zaman? Kapatın gitsin. Rejim 359 harbiyeli çocuğu 5 yıldır tutuklu tutuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bu keyfi tutukluluk çalışma grubunda müebbet alan askeri öğrencileri serbest bıraktı. Levent Mazlı Güney askeri bir hakimdi. Attınız. Avukatlık bile zor yapıyor. Mehmet Alkan'ı attınız. Doktora yaptı sizin yüzünüzden. Nice askerler mağdurlar. Ülkemizdeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetişmiş kadrosunu sürümüren bir rejim var. Hala bunu görmeyecek misiniz? Bir kişi değil, iki kişi değil. On binlerce insan. Hepsi masum. Türk bakanlarına iletmişler. Adalet Bakanlığı biliyorsunuz yok. Saray var, Erdoğan var. Ve kongrede hiçbir değişiklik yapmadı. Aynı adamlar becaiş yapmış kendi aralarında ufak tefek. Başka bir numara yok. Erdoğan'dan bir devrim zaten beklemiyoruz. Bu karar yeri göğü inletmeli. Askeri öğrencilerin hukuksuz bir şekilde müebbet hapse mahkum edilmesi demek, ülkemizin kolama noktasında sahipsiz kalması demek. Ülkemizin geleceği olan gençler.
Nice yıldır anneler evlatlarının kokusunu alamıyor. Gençler 5 yılını cezaevinde geçirdi. Ben artık onların resimlerine bakamıyorum. Masum oldukları o kadar belli, o kadar belli. Birleşmiş Milletler masum olduklarına hükmediyor. Yargıtay 16. Dairesi, Türkiye'deki yargı masum olduklarına hükmediyor. 13-14 yaşındaki öğrencilerin, 18 yaşındaki öğrencilerin. Şimdi 5 sene geçti, büyüdüler. 18 yaşına girince yine hapse attılar. 14 yaşındaki öğrenci 19 yaşına geldi. Onları da bırakmadılar. Hapse aldılar. Ve iddianame yazıyorlar. Böyle bir rejimle karşı karşıyayız. Bu rejimin adı Gladio rejimi, Süfyan rejimi, Zillet rejimi. Dış düşmanların araçları herhalde. Hangi ahmak Türk ordusunu yıkar, askeri okulları kapatır? Hulusi Akar, Yargıtay 1. Başkanı Mehmet Akarca ve heyeti Milli Savunma Bakanı olan darbeci Hulusi Akar'ı makamda ziyaret edip Erdoğan'ın emirlerini taşıyor. Yargı kalmadı biliyorsunuz. Yasama organı da kalmadı. Medya da kalmadı. Erdoğan'la Akar oyun oynuyorlar. Oyun bu ya. Böyle bir tiyatro inanın dünya kurulduğundan beri görülmedi. 17-18 yaşındaki askeri öğrencileri ateşin içine atıp da ezmek, 5 yıl dört duvar arasında gençliklerini kahretmek, katillik yapmak bu rejimin katillerinin en büyük suçları. Yıllardır cezaevinde, yazık değil mi? En güzel günlerini, zamanlarını zindanlarda geçirdiler. Bir hayli zamandır bakıp kör olanlar var. Bile bile yapması gerekeni yapmayanlar var. Bu gören körler için askeri öğrenciler mektup yazmışlar. 14 yaşında askeri okula girip de 20 yaşında cezaevine giren ve 5 yıldır hapiste olan bir Harbiyeli Silivri'den Abdullah Vesek mektup gönderdi. Mektubu baştan sona okumayacağım. Şu gülen yüzleri soldurdunuz. Bahçeleriniz bahar görmesin. Anneler kan ağlıyor. Anneleri aldatanlar gün yüzü görmesin. İki cihanda da berbat olsun sonları. Bu maskaralık, soytaralık Erdoğan'ın kini, nefreti, haseti ve kasten emri de yapılıyor. Kıyamete kadar Erdoğan'a ve haramilerine lanet etmek caizdir. Kıyamet kopunca zaten zebaniler ebedi cezalar için bu lanetli güruhu pisliklerini yedirmek için cehennemin değişik katlarına atacaklar diye düşünüyoruz. Müslüman olduklarını pek düşünmüyoruz. Askeri lider emri dinler. Eğer emri dinlemese disiplinsiz asker olup ceza alıyorlar. Emri dinlese vatan haini olup müebbet alıyorlar. Sahi bu çocukların suçu ne ya? Masum insanları suçlu diye pazarlayan Erdoğan ülkemizi tam yıkıyor. Nice zulümler arka arkaya işleniyor. KHK'li 4. sınıf emniyet müdürüyle İhraç Fen Bilgisi öğretmeni eşi Ankara'da evlerinin önünde gözaltına alındı geçen gün. Karakola götürülüp sanki terörist gibi ters kelepçe takılıp fotoğraf çekildi ve AA tarafından Kemal Öztürk'ün Erdoğanlaştırdığı devletin ahmak ajansı, yalan ajansı tarafından servis edildi. Sanki terörist yakalamışlar. Nursena, küçük Özyiğit, babam işkence altında diyor. Başbakanlıkta raportör olarak çalışmış. Bir bürokrat, MİT'çiler tarafından kaçırıldı. Sarayda Atatürk Orman Çiftliği var biliyorsunuz. Bir de MİT'in işkence evi var, çiftliği var. Orada işkence tutuyorlar. Erdoğan'ın çiftliğinde. Sanki babasının çiftliği. Eskiden Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurması vardı. Güzel. Şimdi işkencesi ile meşhur. Diktatörü ile meşhur. Çapulcu yobazlarıyla meşhur. Bir kitle bir araya gelmişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti el birliği içinde Kemalist yobazlar ve Perinçekçiler, ETÖ'cüler, balyocularla beraber yıkıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar. Amnesty Turkey Galip Küçüközyiğit için imza kampanyası başlattı. Erdoğan tabii bunlardan bahsetmiyor.
ekmek kazanmak için temizlik yapan bir hanımefendi, 60'ını geçmiş bir hanımefendi, teyze, sokağa çıktığı için pandemi var diye ceza kesildi. Sonra toplu taşımadan kovuldu. Erdoğan ise 10 bin kişiyle kongre yaptı. Siz bir haksız rekabet, istismar, sömürü görüyor musunuz? 65 yaşında 5 apartman merdiveni temizlemekten gelen bir anneye yapılan bu eziyet, cefa sizce zulüm değil mi? Bence zulümdür. Sanırım herkes tarafından zulüm olarak karşılanıyordur. Bu düzenin karşısında olmak insan kalmaktır diye düşünüyorum. Eğer insan kalmak istiyorsanız Erdoğan ve harami rejiminin bir an önce defolup gitmesi, istifa etmesi için Biden'a destek verirsiniz, Avrupa Birliği'ne destek verirsiniz, Rusya, Çin'e, İran'a falan destek vermezsiniz herhalde. Biz susmuyoruz, korkmuyoruz. Biliyoruz ki Erdoğancılar hırsız, tecavüzcü, darbeci, hain. İstanbul Sözleşmesi'ni Erdoğan kendi imzalamıştı. Sonra Avrupa Birliği'nden 800 bin euro para almıştı bu anlaşma karşılığında. Sonra parayı yedi ve İstanbul Sözleşmesi'ni 3 maddelik bir KK'yle iptal etti. Yani her şeyi haramzade para kazanmak için yapıyor. Kendi cebini doldurmak için yapıyor. KK'li doçent doktor Mustafa Çamaş inşaat işçisi olarak çalışırken vincin altında kalarak öldü. Dün biyomühendislik alanında Dünya E-Index'te 24 araştırması makalesi bulunan 24. Bu çok zor bir şeydir. Benim sadece bir tane var şu anda E-Index'te. Yani B-Index'te bir tane var, C-Index'te bir tane var. 3 tane makale yayınlayabildim. Bu akademisyen 24 tane yayınlamış ve 232 atıf yapılmış makalesine. Müthiş bir akademik başarı sergilemiş bir beyin. Erdoğan yüzünden KK'li olarak işini kaybetti ve inşaatta çalışırken Erdoğan tarafından öldürüldü. Bu rejim tarafından, faşistler tarafından öldürüldü. Kerim Has Hoca diyor ki bu hukuksuzlukları yapanların, yapanlara destek olup alkış tutanların, duyup kulağının üstüne yatanların, görmezden gelenlerin, engel olabilecekken sessiz kalan Mustafa Yeneroğlu gibi adamların hepsinin Allah bin belasını versin diye Devlet Bahçeli'ye, Doğu Perinçek'e, Süleyman Soylu'ya, Abdülhamit Gül'e, Erdoğan'a mention yapmış, iyi yapmış, ülkemizi çöle çevirdi. Adil ve hakkaniyetli yargı kalmadı. Bu bir iş kazası değil diyor Ergun Baba'nın. Rejimin cinnet ve cinayetidir diyor. Haberiniz olsun diye biz de haber yapıyoruz. Hamile de olsa bebek kadın dede yine demeden zulmeden firavun yok bir tarihte. Biz görmedik, duymadık. Erdoğan'ın Müslüman olmadığı buradan belli zaten. İnsanların sağlıkları, akıl sağlıkları bozuldu. Ülkemiz dengesini tamamen kaybetti. 67 yaşında bir kadın terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Eşi 68 kuşağından, tüm İslamcıların yakından tanıdığı Şamil Yiğit Sözlü. 79 yılında mahkeme kayıtlarına göre Apacılar tarafından Urfa Suruç'ta şehit edildi. Bir şehit eşi terörist olarak yargılanıyor. Suçu Bank Asya'da para yatırmış. Evi uzun namlulu silahlarla basıldı. Sorgular kalp krizi geçirdi Ulviye Hanım. Mahkemede sohbetleri, kermesleri soruyor Hakim Bey, Savcı Bey. 67 yaşındaki kadın silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Nerede sohbete katıldın? Risale-i Nur sohbetleri. Niye bankasıya para yatırdın? Erdoğan açmıştı bu bankayı. Tansu Çiller, Abdullah Gül. Hatırlarsanız. İtirafçı ve tanıkları dinliyorlar. Sonra duruşmayı erteliyorlar. Ulviye Hanım yine dul maaşıyla geçinen, toplumda en aşağıda yaşayan bir insan. Nasıl darbeci oluyorum ben? Nasıl şiddete silaha başvurmuşum? Elime silah almamışım. Benim kocam şehit, bana terörist diyorlar diye. Tabii travma yaşıyor.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu mafya ortağı çıktı. Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yeni tayin ettiği Oflu Enişte olarak bilinen Queen ve Kabile isimli dönemin ünlü Bayburtlu mafyası Özkan Kurt'un 2010 yılında kara parasını organize etmiş. Yani mafyayla beraber çalışıyormuş arkadaş yeraltı dünyasında. Erdoğan da Merkez Bankası'nın başına Özkan Kurt, Sedat Peker gibi mafyalarla işbirliği içinde olan Şahap'ı şey yapmış. Şahap'ı atamış. Hırsız, hırsızla çalışıyor. Soysuz, soysuzla çalışıyor. Mafya, mafyayla çalışıyor. Ünal Yaşaroğlu, MHP'nin yönetim kurulunda diyor ki, MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminine hasmıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli diyor. Ben de şöyle cevap verdim dün. Hitler ile beraber büyük mahkemede yargılanırsınız bence. Erdoğan nasıl yargılanacaksa, Devlet Bahçeli de faşist ve Hitlerci. Erdoğan zaten Hitler'in ruh ikizi. Cehennemin dibinden çıkamaz öbür tarafta. Bu dünyada da çıkamasın diye ümit ediyoruz. Bahçeli de maşallah cehennemin dibinde yerini faşist olarak garantiledi. Yemin ederim diyor Kur'an-ı Kerim. Pek çok ayete yeminle başlar. Bizim başka yemin etmemize gerek yok. Kutsala da ihtiyaç yok. Kur'an faşistleri yener. Peygamberimiz yenmişti. Erdoğan Hakan Dağdevren'i öldürüyor. Başka bir haber. 12 yaşında lösemi hastası. Annesi babası KK'li. Dedesi de hapse girecek. Durumu kötüye gidiyor. Normalde bu çocuk %75 iyileşebilir. Biz uzaktan müdahale ettik. Elimizden geleni yaptık. Ben gerek dayısıyla gerek yengesiyle bütün aile üyeleriyle ilgilenmeye çalıştım. Doktor olarak. Bakalım Allah'a emanet. Biz yetişemiyoruz. Emanet yavrularımız ölüyorlar. Bu rejim gözlerine göre bir çocuğu daha öldürmek istiyor. Erdoğan katilliğe doymadı. Hakan Dağdevren durumu kötüleşti. İyileşme şansı var fakat yemek yemiyor. Vücudu çok zayıf, iradesi zayıf. Şefkat ve ilgiye muhtaç annesini istiyor. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocukları ağlatmayın efendiler. Yusuf Selim dün annesini görmeye gitti. Annesinin yanında kalmak istemiyor. Ve ağlama krizine girdi. 21 aylık bebek. Bunlar size normal geliyor mu arkadaşlar? Tutuklu yazar Şemsettin Özer cezaevinde gırtlak kanserine yakalandı. Serbest bırakılmıyor. Ve cezaevlerinde koronavirüs yayılıyor. Süfyan'ın cennet ve cehennemi var. 3,5 milyar lira Ar-Ge fonundan buhar olmuş Ulaştırma Bakanlığı'nda. Geçen sene de çalmışlardı. Daha önceki sene de çalmışlardı. Her sene çalmaya devam ediyorlar. Erdoğan'ın keşkatasına aktarıyorlar. Mutlu bir azınlık meydana getiriyorlar. %80 cehennemde yaşıyor. Erdoğan'ın %20'si gayet mutlu gözüküyor. Böyle bir aşkla bağlılar çıkarları gereği. Çok duygusal değil aslında. Biliyorsunuz ilişkileri çok duygusal değil. Gemileri karadan yürüten Fatih'in uzaya çıkan torunları olduklarını iddia ediyorlar. Hangi uzay hacı? Ne uzaydan bahsediyorsun sen ya? AKP kongresini konuşuyorlar. Hangisi varlık verilmiş de kimler varmış da? Hepsi şerefsiz. Bu faşizme, soykırıma destek veren ebedi suçlu bunlar. AKP'li zombiler, salaklar. Tarihe salak olarak geçtiler. Uzaya gideceklermiş. Arkadaşlar, Berat Albayrak 8 Kasım 2020'de istifa etti. Nerede? Çaldığı 128 milyar dolar nerede? İstanbul Sözleşmesi'ni imzaya atıp 800 bin euroyu cebine cukkaya indiren Erdoğan kendi imzasını inkar etti. Damadın nerede olduğunu da söylemiyor. Savunuyor sadece. Damat hırsızlıkları arıyor. Paralar nerede? Yani böyle nitelikli bir dolandırıcı var. Gerçekten siz somon balığı için Migros'ta markette para öderken somon nereden geliyor diye soruyor musunuz? Belki Norveç'tir, belki Kanada'dır.
yol köprü yapmış. Aynı yoldan geçerken siz para ödüyorsunuz. AKP yol yaptıysa sizin paranızı alıyor. Aptal mısınız? Ha somon balığı, ha köprü. Ne fark eder? Parasını ödeyip de alıyorsunuz. Bedava değil ki. Bir de hazine garantili. Geçmeseniz de deli dumrul vergisi alıp kendi keş kasasına aktarıyor. 30 yılına. Böyle bir şerefsiz rejim var. Namussuz. Ödemiş'teki Kaybakçı cezaevinde 40 kişi koronavirüs testinden pozitif çıkmış. Tüm koğuş karantinaya alınmış. Yani hazırladıkları soykırım listesi fişlemelerine göre hapisteki insanları öldürmek için ilaç vermiyor, dışarı çıkartmıyor, spor yaptırmıyor, hücre atıyor, tecrit atıyor. Böyle yalan algıyla gerçekler yok edilerek insanlar öldürülüyor. Ülkemizde böyle bir cahillik hüküm ferma oldu. Aptallık, kerizlik moda. Makarna, kömürle oy veren ve açlığa mahkum olan bir geniş zümre meydana geldi. Bediüzzaman Said Nursi öldüğünde 1960'da cebinden 2,5 lira bile çıkmadı arkadaşlar. Bütün eşyası satıldı. Neleri vardı? Dizlavet marka çift lastik ayakkabısı vardı. 500 kuruştu bir adet. Sefertası vardı yemek yediği. Bir bardağı vardı. Küçük çaydanlığı vardı. O da 150 kuruş falan yapıyor. Mendili vardı. Sarığı vardı. Eski bir gömleği vardı. Havlusu vardı. Dünyadan bir de işte bir bohça çarşafı vardı. Onlar da işte 200 kuruşla 1750 kuruş. Toplam kalemi vardı iki tane. 2,5 lira yapıyor. 2,5 lirayı da kefende götürmedi Said Nursi. 2,5 lirası vardı. Said Nursi'nin izinden gittiğini söyleyenler Erdoğan'a biat ettiler. 2,5 liraları var mı? Yani bu dünyadan 2,5 lira bile götüremiyorsunuz. Ülkemizin tertemiz çocuklarına yazık ettiniz. Ahlarını çekiyorsunuz. Daha çok çekeceksiniz. Öyle gözüküyor. Ben çok üzülüyorum şahsen. Ne desek boş. Ülkeye ve insanımıza yazık oluyor. Allah rahmet eylesin Mustafa Çamaş hocamızdan. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bu veballer nasıl ödenir? Ödenebilir mi bilmiyorum. Bir beyin göçü yaşanıyor ve beyin göçü geri dönmez. Bu KK saçmalığı, 15 Temmuz saçmalığı devam ediyor. Ve Erdoğan'ın büyük ayıpları, büyük suçları bir suç işbirliğiyle örtülmeye çalışılıyor. Askere öğrencilere müebbet veren bir ayıp var. Bu ayıbın başında Hulusi Akar, Hakan Fidan gibi tiyatroda kumpasla rol almış Sabık Üstün gibi, işte Doğu Perinçek gibi isimler var. Nedim Şener gibi, Ahmet Zeki Çok gibi, işte Ruşen Çakır gibi ne halt yediğini bilen ve yalan kandıranlar var gazeteci görüntüsünde. Bu kibirli rejimin, bu soykırım ve faşizm rejiminin bir Hitler rejimi olduğu çok açık belli. İnşallah Hitler'in akıbeti neyse aynı akıbete olacaklar. Zaten Amerika Türkiye'deki 20 NATO üssünü Yunanistan'a taşıyor. Artık Türkiye'yi NATO kurmayacak. İnşallah Rusya, Çin ve İran bir dünya savaşı çıktığında Türkiye'yi korur ve Türkiye'yi yıkmazlar diye dua ediyoruz. Pek zannetmiyorum ama NATO korumayacağını göre Türkiye'yi. Biden de artık anlaşma yapmıyor. Erdoğan artık tek taraflı dansöz kaldı. İki taraflı oynayamıyor. Dansöz tek taraflı kalınca şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Artık her yerde sahne alamıyor. Batı'da sahne alamıyor. Artık Erdoğan sadece ve haramileri Rusya'da, Çin'de ve İran'da dansözlük yapabilir. Diğer ülkeler kapandı. Buyurun buradan yakın ve Erdoğan'ın ve arkasındaki haramilerin bu 3. Dünya Savaşı'nda tezelden gebermesi ve cehennemin dibine tezelden gitmesi bizim duamızdır. Bedduamız da diyebilirsiniz, duamız da diyebilirsiniz. Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu 3. Dünya Savaşı'nda sağ salim çıkmasını arzu ediyoruz. Haramilerin, gladyocuların, bu dinsiz ateist rejimin cehennemin dibine gitmesi ve bir daha oradan çıkmaması konusunda
Bizim çok hayışkar, temiz niyetlerimiz var. Biz biliyorsunuz gayet masum insanlarız, meleki insanlarız. Şeytanları sevmiyoruz. Şeytanlar da bizi sevmiyor. Normal. Yani şeytanlar melekleri sevmezler. Melekler de icraatlarını yaparlar diye düşünüyorum. İster katılın görüşlerime, ister katılmayın. İster beni sevin, ister sevmeyin. Çok önemli değil. Üzerime düşen vazifeyi yapmaya çalışıyorum. Anlayan, anlayacağını anlıyor. Anlamayan da çıkarları gereği cahil olmayı, aptal ve keriz olmayı tercih ediyor. Cehennemde aptallar, cahiller ve taşlar yanıyor. Bu konuda yakıta ihtiyaç var diye düşünüyorum. Cehennemin yakıtı bunlardır. Bile bile cahil, bile bile aptal, bile bile taş olmuş, yüreği, kalbi taşlaşmış insanlardır diye düşünüyorum. Cehennem nasıl yansın kardeşler? Yani yakıt lazım. İyi günler arkadaşlar. Mesajımı inşallah almıştır rejim. Rejimin dibine kibrit çakmak lazım. Çakıp çakmak lazım. Üstüne benzin döküp yakmak lazım. Sonra üstüne kireç döküp örtmek lazım. Daha çok konuşacağız. İyi günler.